Dostlar, yeni bir EU4 videosuna da hoş geldiniz demek isterdim tabii ki de ama bugün sizlere topluluk kısmında paylaştığım bir gönderinin altına bana sormak istediğiniz soruları sormanızı rica etmiştim. Ve bugün de hem onları hem de aynı şekilde beğendiğim, tabii ki de bunu siyaset ve politika, daha doğrusu politik yorumları dışarıda tutarak sorularınızı cevaplamaya çalışacağım ki aynı şekilde yorumlarınızı da okuyacağız. Ve bugün yanımda Discord'dan Gimli var. O da bana yardımcı olmak istedi. Ona da buradan teşekkürler. Şimdi Gimli başlayalım birinci yorumdan. Başlayalım. İlk sorumuzu Leader sormuş. Siyahi misin? Demiş. Kardeşim ben Nigeryalıyım. Nigeryalı. Nigeryalıyım kardeşim Yani bu herhalde Leader'ı tatmin etmiştir diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Mevzular açık Tabii. Tabii. Mevzular açık mikrofon yapıyoruz şu anda. Bu da bizim Tabii. çakma Herkes şey sıra gelecek. Kadir şeyimiz, Ökçe sormuş bu soruyu da. Reis, sana bir önerim olacak ama senin için zor olabilir. Bence, yok, bir noktalama virgül hiçbir şey yok. Evet, noktalama yok. işareti yok cümlede. Dümdüz Bence oku nefesinin bittiği yerde noktayı koyarsın. tabii. Zaten şu an göz gezim hiç yok. Baştan zor. Allah'tan büyük harfle başlamış. Reis, sana bir önerim olacak ama senin için zor olabilir bence. Ama daha güzel olur eğer ki yaptığın serileri sonuna kadar yaparsan. Bence daha çok tutulur. Yani tarihin sonuna kadar yaparsan bir de en zor şartlarda daha güzel olur. Şimdi bu yorumun en sonundan başlayayım. Bir de en zor şartlarda daha güzel olur demiş kendisi. Şimdi abi alt üstü harita boyama oynuyoruz. Ha en kolayda oynamışım, ha kolayda oynamışım, ha normalde, ha hardta, yani zorda ya da çok zorda oynamışım. Çok bir şey fark etmez. Burada ben her zaman Discord'dakilere de söylüyorum, bana özelden yazanlara da söylüyorum. Abi birinci önceliğiniz oyunu oynarken eğlenmek olsun. İşte şu tarihte dünya fethi. Yapma kardeşim. Yani yapma. Sen Tabii canım. eğleniyorsan yap. Sen eğleniyorsan yap. Ona ben karışamam. Ben Tabii. mesela save'lerimi normalde açıyorum. Onun dışında yaptığın serileri sonuna kadar yapsam bence daha çok tutulur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel kardeşim Kadir Ökke. Yani bir kaydım benim aşağı yukarı 4 saat 5 saat oluyor ve sizin o izlediğiniz yarım saatlik 45 dakikalık 50 dakikalık videolar bu 5 saatin 6 saatin yeri geliyor 7 saatin çoğunlukta yalan olmasın 4 veya 5 saat aralığında sürüyor kayıtlar. Onu ben kese biçe kese biçe yarım saatte 45-50 dakika aralığına indirmeye çalışıyorum. Şimdi bunu bir de seriye dönüştürmeye kalkarsak ben o videoları editleyecek zamanı bulamıyorum. Zaten çok sıkışık bir takvimim var benim. Ekstradan çalıştığım işler işte yaptığım şeylerden dolayı. O yüzden hani bir seri yapamıyorum. Ki seride baktığım zaman YouTube'a nedir abi ya? YouTube'a baktığım zaman YouTube'a vizyon Vizyon TL gibi oldu yani bu da. Şimdi tele. YouTube'a baktığım zaman şimdi algoritmayı çözmem gerekiyor benim. Mesela örnek vermek gerekirse MadGuys. Ya bu adam aşağı yukarı her videosu 1,5-2 saat. Kendisine de buradan Justinianya selam olsun eğer ki izlerse videoyu. Şimdi şöyle bir şey var ki adam mesela atıyor 2 saatlik kaydı. İşte 200 izleniyor, 300 izleniyor ama ne kadar izleniyor? Yani izleyen kişi o videonun ne kadarını izliyor? Kendisi de yanlış anlamasın lütfen. O yüzden hani ben mesela yarım saat 45 dakikalık video atıyorum. Ben analizlerime baktığım zaman 12-13 dakika, bazı videolarda 16-17 dakika bandına kadar çıkmışım. Şimdi sen mesela evet tamamını izliyor olabilirsin ama çalışan adamın o kadar vakti olmayabilir. Veyahut izlerken bir adam sıkılıyor olabilir. Ben mesela Twitch takip etmiyorum. Oyun izlemek beni bayıyor. Ben televizyon da izlemiyorum. Ben Bilmiyorum ya. mesela YouTube'dan video da izlemiyorum. Yalan ol. Bak kendi attığım bir tane videoyu izledim. O da ilk attığım videolardan. İşte sürekli böyle videoda bir Hı! İşte falan filan gibi sesler çıkıyor. Dedim abi bu ne kapa. Yani kendi videoma dayanamadım. Şimdi tabii ki de ben kendi kafamla düşündüğüm zaman ya diyorum işte 2 saatlik 3 saatlik kaydı kim izleyecek? O yüzden kendime böyle bir yöntem buldum. Yöntem seçtim. Bulmadım. Yöntem seçtim. Dedim ki ya ben sadece videolarıma izleyiciyi cezbedecek, izleyicinin dikkatini bu tarafa çekecek anları koyacağım ve sonrasında YouTube'a da yükleyeceğim. Artık izleyen izler, yorumunu yapan yapar, videoyu beğenen beğenir, beğenmeyen de beğenmez. İşte neden beğenmediğini yazar vesaire vesaire. Bu şekilde. Tabii yani bu yorumla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Zaten senin videoların hiçbirinde işte atıyorum Prusya 2, Prusya 3 gibi bir şey de yok. Yani başlıklarında. Hani Evet. hepsi aslında kendi başına direkt bir video yani. Bu bölümünde bu evresinde ne yapabilirsiniz gibisinden bir şeyler yapıyorsun yani daha çok. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. bir sonraki yoruma geçiyorum. NYX sormuş. Bir EU4 serisi gelir mi? Şimdi bir sonraki yorumda
söylediğim gibi seri yapacak kadar vaktim olmuyor. Ama kısa serileri yapıyorum. Onlar da maksimum 1550-1600'e kadar oluyor. Veyahut bir amaç koyuyorum önüme. Artık o amaca ne zaman ulaşırsam o zaman kısa seri de bitmiş oluyor. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. İş adamı Yağız Adam demiş. Oman serisi ne zaman gelir başkan? Ayrıyeten Gelmez. Oman için hangi adayalar gidilmesini tavsiye edersin demiş efendim. Oman'ı sadece bir kere oynadım. O da 1.12'de merak ettim olan dedim. Hani bu devlette de neymiş yani bu adamların bu tarihte burada işi ne diye. Baktım girdim. İlgimi çekmedi, alakamı çekmedi. Yaklaşık bir 15-20 sene kadar oynadım, kapadım. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. Bu Niki herhalde Lassie diye okunur. Emin değilim. Lacy, Lassie artık kendisi hangi fikirle Tabii. koyduysa oraya. Zaten Sancar Han da var Aynen. elinde. Mount and Blade, Tabii. Warband şeyi. Tabii. Tiryakisi büyük ihtimallikle. Yani birçoğumuz gibi bu şeydi. Seni izledikten sonra oyunun köpeği oldum, bırakamıyorum. Ne yapmam lazım? Acil. Kardeşim, yapacağın şey çok basit. Her save'i açtığında diyeceksin ki benim hedefim şu. Ondan sonracıma ben bu hedefime geldim. Devam etmeyeyim artık. Yeter. Ya da şunu yapacaksın. Böyle çok bayık bir ülke seçeceksin kendine. Örnek vermek gerekirse ne diyebilirim? Mesela Navarra. Hani eğlencelidir ama ilk başı çok bayıktır. Girersin onu böyle birkaç sene oynamaya çalışırsın işte tek topraklı One Province Miner dediğimiz İngilizce tabiriyle. Onu oynamaya çalıştığında zaten bayacağın için birkaç gün sonra kapatırsın. Uzun bir süre ara verirsin. Buna şey de diyebiliriz aslında, roleplay de yapabilir. Yani örnek veriyorum, Osmanlı ile sadece İslam'ı birleştireceğim ya da işte Moğol İmparatorluğu'nu tekrardan kuracağım Ama işte o falan. bırakamıyorum diyor. Hani roleplay kafasına girerse oyun sarar. Ama en azından Bırakamıyorum, ne yapmam lazım demiş. tabii. Yani en azından 1821'e kadar oynamaz en azından Ha, yani. değil mi? Değil mi? Tabii yani öyle bir şey yapabilir. Son iki soruya geçiyorum. Geçelim. Mehmet İsmail Paksoy. Osmanlı'da eyaletleri kor eyalet olarak mı yoksa normal eyalet olarak mı kullanmamız gerekiyor genelde? Hangi durumlarda kor eyalet yapmamak daha faydalı acaba? Litvanya ve Burgonya gibi büyük kor sahibi devletler vassal feeding ile besledikten sonra eyalet yapıyorum. Kor eyalet yapmak gerekir mi? Bunları yoksa askeri olarak mı faydalanmalıyız? Şimdi bir devleti anekslemek istiyorsan kor eyalet yapmak zorundasın. Ama kor eyaletleri de savaşa çağıramıyorsun. Eğer ki o devletin işte örnek veriyorum Fransa. Fransa'yı mesela normal eyalet olarak tuttun ve ordusu çok güçlü. Eğer ki sen Fransa'nın ordusundan faydalanmak, yararlanmak istiyorsan kor eyalet yapma. Savaşlarını çağır. Ama kor eyalet dışındaki diğer eyaleti yani normal bir eyaleti anexleyemiyorsun. Bunun da farkını böylelikle söylemiş olayım. Mesela örnek Tabii. veriyorum, Osmanlı oynuyorsunuz. Çok uzaklarda bir eyaletiniz var. Hani savaşa gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Onu mesela kor eyalet yaparak en azından size sağladığı bufflardan tam manasıyla faydalanabilirsiniz. Ama Tabii. daha merkezi bir yerlerdeki eyaletiniz varsa ve bunun askerinden faydalanmak istiyorsanız hani bunu şeye koyabilirsiniz. Kor eyalet yapmayıp askerlerinden faydalanabilirsiniz denilebilir aslında. Aynen. Çok çok güzel bir noktaya böyle parmağını bastın. Parmakladın soruyu. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Ceyda Düvenci diye sormuş. En zorlandım dediğiniz seri hangisi? En zorlandığım dediğin seri hangisi? Şimdi bir düşünmem lazım. Kanalda çok fazla seri yok. Yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'nın bir serisi var. Kısa seri. Ya 3 videoluk ya 2 videoluk. Yanlış olmasın. Ama Nereye kurdun? aynen. HR'yi işte kurup son... Daha doğrusu kurmadan bıraktım. Son reforma getirdim ki millet de işte World Conquest yapmak isterse, o achievement'ı almak isterse diye o halde bıraktım. Ki millet de bundan faydalansın. Ki her zaman, her oynadığım save'i de Discord'umda zaten paylaşıyorum ki sen de bilmiyorum bakıyor musun? Hani Tabii. buradan bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi en zorlandığım dediğin seri hangisi sorusuna dönecek olursak Erdebil. Evet bir seri değil belki. Erdebil'de ben çok zorlandım. Özellikle bir Acem'le orada bir savaşım vardı benim ve bir teknoloji, bir militeri teknoloji, bir askeri teknoloji gerideydim. Ve ben bunun farkına varmadım. Gittim daldım adamlara. Ha bir de dağda yenildim. Dedim ki eyvah eyvah hani save patladı işte kaydı yeniden almak zorunda kalacağım diye. Böyle bir moralim düştü. Sonra baktım işte kontrol ettim dedim bir militeri teknoloji ben gerideymişim tamam düzeltilmeyecek bir şey yok. Hatta orada ben bir kaydı durdurdum. Böyle bir nefeslendim hani oyunu inceliyorum bakıyorum ulan ben bu adama neden yenildim. Ondan sonracımı onu işte yendik sonra Timur'dur, Carttur, Curt'tur. O şekilde kurtardım ama beni ciddi manada en çok zorlayan Erdebil oldu. Çok RNG bir ülke olduğu için yani hani Evet. etrafındaki ülke sensin. Daha bir Evet. küçük ülke yok. Aynen.
İşte Biapaz falan var. Onda senle ittifak olarak başlıyor yanlış bilmiyorsam. Veya Doğru. Kazvin falan var. Ya devlet isimlerini çok hatırlamıyorum. Önemli de değil. Orada zaten 3 tane tek topraklı devlet var. Bir tanesi sizsiniz. Diğeriyle zaten ittifak olarak başlıyorsunuz. Ve üçüncüsü de genellikle ya Nogay ile ittifak oluyor ya da Karakoyunlu ile ittifak oluyor. Nogay ile olursa kolay. Neden? Adamlar hort. Sizin Erdebil'deki başkentiniz bir kale ve dağ kalesi. Yani Nogay gelip sizin başkentinizi kuşattığında çok rahatlıkla adamı yenip geri yollayabiliyorsunuz ki Erdebil eksi 100 mistisizmle başlıyor. Yani bu da büyük bir moral avantajı sağlıyor size. Şunu da soralım hemen. Neden Hort devletleri dağlık alanda yenebiliyoruz rahatlıkla? Şimdi hortların yani göçebe devletlerin bu kendi mekaniği daha düz olmayan herhangi bir arazide örnek vermek gerekirse işte hill, tepelik, işte örnek veriyorum işte dağdır, mountain vesaire vesaire işte 3 tane galiba düz olmayan veyahut 5 tane jungle'ı falan da sayarsak 5 veyahut 6 tane düzlük olmayan arazi var. O arazilere bait deyip yenebiliyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Horde Government Reform'dan dolayı eksi %25 şok hasarı penaltısı yiyor bu devletler düz alanda savaşmıyorlarsa. Bu şekilde eğer RNG'de o gelirse daha avantajlı oluyorsunuz diyelim yani. Aynen öyle. Karakoyunlu gelirse zor. Ama Nogai gibi işte ne bileyim Kazan gibi ondan sonracıma Great Horde gibi devletler gelirse Kırım gibi çok kolay. Bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim bir sonraki soruya. Bunun nick'i de Chariot Vessel diye mi okunuyor, nasıl okunuyor hiç bilmiyorum ama o şekilde okudum. Strateji oyunu geçmişin diye sormuş. Şimdi strateji oyunu geçmişim. Bundan önce bir tane daha soru vardı galiba. The Malibu diye. Crusader mi olmak isterdin yoksa Aa, Defender evet, of the doğru. Islam Faith mi Ha, diye. doğru, ben atlamışım. Ha tamamdır. Şimdi şöyle yapalım o zaman. İlk önce bu Cherry Whistle'ın yorumunu alalım. Sonra Tamam. geri döneriz. Şimdi strateji oyunu geçmişim benim. Yanlış hatırlıyor olabilirim oyunların çıkış tarihini. Yanlışsa eğer ki kusura bakmayın ya 2010 ya 2011 ya da 2012 Empire Total varla ki büyük ihtimallikte bütün Türkiye'nin işte bu strateji oyunlarıyla daha doğrusu benim jenerasyonumun işte Z'dir, Y'dir o son iki jenerasyonun stratejiyle tanışması Total War oyunlarıyla oluyor genellikle. Ha tabii ki de işte Command and Conquer'lar işte Age of Empires'lar da var ama hani bunların artık biraz da şeyi geçti. Geçmişti daha doğrusu 2011'de 2012'de modası geçmişti öyle söyleyeyim işte oyun motorları oynanış işte ev bas bastın mı işte asker çıkar kaç asker çıkardın işte 70 80 200 ama mesela Total War'da öyle değil bir ordu basıyorsun işte 4000 5000 işte topçusu ayrı işte atlısı ayrı ne bileyim işte hat piyadesi ayrı vesaire vesaire o yüzden bu Total War oyunları biraz daha beni bu stratejiye çeken şey olmuştu. İlk strateji oyunumda dediğim gibi Empire Total var. Hatta hiç unutmuyorum. Orada da Prusya ile galiba oynamaya başlamıştım ya da İsveç. İkisinden birisi. Ve ilk oyunumda Prusya'da evet. Commonwealth'e saldırdım. Adam iki şehrin birden kuşattı. Ya bu ne oğlum deyip kapatmıştım oyunu yani. Ya sonra ulan dedim ben bu oyunu öğreneceğim. Ben bu oyunu işte oynamak istiyorum. Güzel oyun, şöyle oyun, böyle oyun. Deneye deneye yanıla yanıla öğrendim ve o günden yani 2010'dan varsayalım 2020'sine kadar veyahut 2019'a kadar neredeyse bütün Total War oyunlarını oynadım. Bu Three Kingdoms'u oynamadım. İşte bu Truva'ydı galiba ismi onu oynamadım. Onun dışında işte bu Warhammer 2-3'ü oynamadım. Onun dışında bütün Total War oyunlarını oynadım ki favorim Rome 2 Total War ve Empire Total War. Öyle söyleyeyim. Ya şöyle söyleyeyim, hatta ben çok sana hak vererek, hani Rom 2 bence hala en iyisi. Yani mesela Atilla falan ondan daha sonra çıkmasına rağmen hala Rom 2 bence daha hoş geliyor insanlar için genel Evet. olarak. Evet. Yani o özellikle işte o Punic savaşları işte birinci, ikinci, üçüncü galiba üç tane vardı işte. Çok beğenildiği için işte devamı yapılıyor sürekli. İşte o Punic savaşlarının devrini veyahut işte Büyük İskender hayranı olan bir adamın işte Makedonya ile başlayıp ta Hindistan sınırına kadar böyle hiç durmadan savaş aça aça gitmesi hani sizi oyunun içine çok iyi alıyor Total War oyunları. Hani Doğru. harbiden bir ya işte bak ben Büyük İskender'im. İşte indireceğim, kaldıracağım bu Persleri falan diyorsunuz yani. O role çok iyi büründürüyor sizi oyun. Allah hocam, o zaman şöyle demişken
Şöyle bir soru sorayım, hani geçmiş oyunlarla ilgili falan konuşunca. Böyle şu tarih arasında bir oyun yapılsın, şu konsepte olsun ya, yani şu oyuna benzesin ya da şu oyunun da şu özelliğine dahilesin dediğin böyle aklında bir şey var mı? Hani Bak. örnek veriyorum. EU4 gibi olsun ama işte savaş stratejisi Total War gibi olsun mesela. Öyle bir oyun var zaten. İsmi aklıma gelmiyor. Hatta yakınlarda çıktı. 300-400 lira civarı bir şey bu. Steam'in yeni kuru ayarlamasından sonra fiyatı çok uçtu. Yani şöyle söyleyeyim. Şu tarihler arasında diyebileceğim 1300 ile 1400 arası Medieval 2 Total War gibi. Ama daha düzgün bir oyun motoruyla. Mesela örnek veriyorum, Medieval 2 Total var, hala daha çok oynananı var. Ama ben bir türlü mesela ısınamadım oyuna. Oyun çok detaylı, evet çok güzel bir oyun. Ama o savaş mekaniklerine, Rome 2 Total var, ne bileyim Empire Total var, işte Napolyon Total var, oynamış bir adamın o savaş mekaniklerine alışması cidden çok zor. Çünkü örnek veriyorum, hani sen Rome 2 Total War'da bir orduyu seçtin, sağ tıkladın, evet ordu saldırıyor, görüyorsun. Çünkü neden? Modellemeler 3D, yani 3D. Ama Medieval 2 Total vardı böyle 2,5D gibi, hani 2D de değil, 3D de değil. Hani o askerlerin 3 boyutta olduğunu görüyorsun, anlıyorsun, ama hani animasyonlar, evet ya bu birlik bu birliğe saldırıyor hissiyatını vermiyor. Çok derinlik yok oyunda. O açıdan, perspektif açısından çok bir derinliği yok. Doğru diyorsun Yani. aslında. O galiba dediğin oyun da Knights of Honor galiba. Aynen, ağzım bal yesin. Evet, doğru. O oyun. O benim de istek sistemde, inşallah indirime girecek bugün. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. The Millie B sormuş. Evet. Crusader olmak istersin yoksa Defender of the Islam Faith mi? Şimdi bu soru, yani bir tarih aralığı vermen lazım. Şimdi kimse gidip de Hıttin Savaşı'nda bir Haçlı askeri olmak istemez. Hocam şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Neydi? Cennetin Krallığında Aynen. Selahaddin mi olmak istersin yoksa o Fransız şeyi mi olmak istersin? Şimdi Guy de Lusignan kadar Heh, pardon, ismi aklıma gelmedi. aşağılık bir adam yoktur kardeşim. Bu adam kadar harbiden vasıfsız benim gözümde. Hani o devrin komutanlarına baktığımda işte belki aralarında çok fark var, ama yakın tarihler olduğu için mesela Zengileri de o tarihin içine alıyorum ben inceleme açısından. Mesela Nurettin Zengi'ye bakıyorum, işte Selahaddin'e bakıyorum, işte ne bileyim Gayde Lusignan'a bakıyorum. Tabii ki de bu insanlar, özellikle Nurettin Zengi, Selahaddin değil ama Nurettin Zengi çok daha öncesinde yaşamış, işte çok daha öncesinde dediğime de bakmayın. Selahaddin'i işte yetiştirmiş Selçuklu kumandanlarından, komutanlarından birisi. Ama mesela o dönemin, hani biraz daha geniş bir bakış açısıyla baktığın zaman Guy de Lusignan çok vasıfsız kalıyor benim için. Yani dönemin şartları tabii öyle. Avrupa'nın köylüsü. Ne bilsin, Ha. medeniyet peşindeki komutan kadar bilgiyi. Yok, köylü de değil de, yani bir Yani ya nasıl komptu eleştiriyor? ya lordtu. Ha tabii, Tabii. eleştirel olarak yani köylü denilebilir. Şimdi Guy de Lusignan'dan önce galiba, yanlış hatırlamıyorsam 2 yaşında mı 4 yaşında mı ne, bir çocuk tahta çıkıyor, ismini hatırlamıyorum ki, ondan önce de cüzzamlı kral çıkıyor. Şimdi o tarihte mesela bir Haçlı askeri olmak istersin. Niye? İşte kardeşim, Akitanya'dan çıkmışsın, Venedik gemileriyle işte İstanbul'u geçmişsin, şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Ha o devirde evet, bir Haçlı ordusunda bir asker olmak isterdim. Hatta şöyle söyleyeyim, Salve Regina diye bir tane Crusader şarkısı var, Latince. Hani çok severim yani. Hani sözlerine baktığın zaman, işte sözlerinin İngilizce translate olmuş haline baktığın zaman da işte anlatıyor orada sana. Hani çok Doğru. güzel içine işliyor o şarkı, Salve Regina şarkısı. O yüzden Hıttin Savaşı öncesi Crusader diyelim. Hıttin Savaşı sonrası, yani hani bir şey diyemem oraya da artık. Çünkü o dönem de çok karışık, işte Memlüklerdir falanlar filanlar. Hani İslam dünyasının da kendi arasında bir çatışması var o dönemlerde. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum İslam dünyası için. Kaan Arar sormuş. Hocam ben ilk DS olarak Domination almayı düşünüyorum. İki tane de sen söyler misin? Abi şimdi kan arar kardeşim. Şöyle söyleyeyim ben, ki birçok soran insana da söylüyorum bunu. Maksimum 2 tane daha DLC, belki de 3 tane daha DLC gelecek ve EU4 sayfası Paradox için kapanacak. Tıpkı Crusader Kings 2'nin kapandığı gibi. Hala da oynayanlar olacaktır. Ki bana sorarsanız EU5 çıkacak diye de benim de bir korkum var. Çünkü EU4'ü çok uzun süre oynadım ben. Yani o işte bu
mekaniklerin EU5'e nasıl yedirileceği, işte EU5'te benzer mekanikler olacak mı olmayacak mı diye aklımda deli gibi soru işaretleri var ve bu beni korkutuyor da. Çünkü EU4'e alışmış bir insanın, yani diğer paradoks oyunlarını oynamamış bir insanın cidden bu yeni mekaniklere vesaire alışma süreci çok sancılı geçiyor ki oyun zaten çok detaylı. Ki benim bile hala da EU4'te yeni yeni öğrendim veyahut hala da kafamın basmadığı, kafamın almadığı şeyler var. Kendime göre işte yöntemler oluşturdum. Ha, bu işe yarıyordur galibadan uyguladığım şeyler var. DLC konusuna gelecek olursak da abonelik al, kurtul. Hiç gerek yok yani para vermene. Ki zaten fiyatlar da ortada. Valla hatta bu arkadaşımı ya da başka bir arkadaşıma şekilde böyle bir şey sormuştu. Ben de demiştim abonelik al diye yorumlarda. Ya çünkü EU5 gelecek ve yani bütün DLC'ler almaksızın herhalde bir 2000 lira yakın para yapıyor şu an. Bu Evet. fiyat. Yani böyle 3-4 ay oynayacaksanız o parayı bağlamaya gerek yok. Abonelik Direkt al kurtul yani. 2-3 ay oynarsın sonra yenilemezsin bir daha. Geçelim bir sonraki soruya. Efe Göl sormuş. Güney Çin bölgesinde oynanış videosu çekme planınız var mı? Yoksa tekrardan bir düşünür müsünüz? Ayrıca güzel akıcı bir video olmuş demiş. İkinci cümleyi pas geçelim. Şimdi Güney Çin bölgesi benim çok ilgimi çeken bir bölge değil. Ki ilgimi çekmeyen birçok bölgede var Avrupa'da. Şöyle söylemek gerekirse işte bu Çin bölgesi. Örnek vermek gerekirse işte Orta Afrika, işte ne bileyim Kongo'dur, Eğirdir vesaire vesaire. Ondan sonra yani bu bölgelerin görev ağaçları belki güzel olabilir ama inanın ki benim hiç ilgimi çekmiyor. İlgimi çekmediği zaman, yani ben eğlenmediğim zaman oynarken de sizlerin de eğleneceğini açıkçası düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Geçelim bu yorumu da. Tamamdır. Dust Rider sormuş. Zenci Ard'ı sever misin diye. Zenci God, Zenci God severiz. Zenci God'ı niye sevmeyelim yani kardeşim, artık zaten hani Türkiye'nin de bir ayrılmaz bütünü gibi oldu bu Zenci God olayı. Hani Kesinlikle. bir şey oluyor işte, kafan atarsa işte Zenci God ne yapar, işte gerekeni yapar. İşte ne bileyim biri sigara içiyor, dumanını kameraya öflüyor, oradan Zenci God işte şibidi dop dop diye geçiyor arka odaya falan böyle. Hani bunlar sevdiğimiz şeyler kardeşim. Hani bu hani bunun ne bileyim LGBT ile ne bileyim işte eşcinsellikle alakası da yok. E komik kardeşim, şimdi Türk milletiyiz. Hani 3 ile 1 yan yana gelince gülen millet buna da güler yani. Ki ben de gülüyorum hani öyle hani aşağılar gibi söyledim ama hani ben de gülüyorum kardeşim buna. İşte 31 sıcı videolarda var. 31 ağzımdan çıktığı zaman oraya işte edit derken 31 sıcı falan yazıyorum yani. Ya biraz da bu işte dünyanın geri kalanına kıyasla humor anlayışımız biraz daha farklı. Hani neye güldüğümüz ve neden güldüğümüzü hani biz de bilmiyoruz. Bu artık meme oldu zaten zenci Aynen şeyi. öyle. Bir de çok bize özgü bir şey gibi oldu yani çok Evet alakasız. evet evet. Ve TikTok montajlarına kadar her şeyde kullanılıyor zaten artık yani. Aynen öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Lavinia sormuş demiş ki ne haber? Ne Yani kimse haber? nasılsın diye sormuyor Ki gerçekten. kimse harbiden sormuyor ya. Kimse sormuyor İşte nasıl ne oldu diye sormuyor. ya Yalkor video at. Oo kardeşim video atmışsın. İşte videoya like attım. Aferin. İşte adam ol, bunun ikinci partını çek gibi yorumlar geliyor. Ya ben de diyorum ki ya ulan ben nerede yanlış yaptım? Ulan bu insanlar benim niye hiç halimi hatırımı sormuyor. Şimdi bu videonun altına, bu videoda büyük ihtimal çok izlenmez herhalde. 700-800 izlenir ama gene de işte adet yerini bulsun diye yapıyoruz. Yani izlenme kazanayım, işte bir şan şöhret sahibi olayım diye başlamadım bu işe ben zaten de. Hani millet sormuyor genel olarak. Kardeşim şöyle söyleyeyim. Lavinia artık erkek midir kız mıdır bilmiyorum. Lavinia zaten şey kadın ismi yanlış bilmiyorsam, veyahut eril mi desem ne desem artık. Hayır Yani hiç, bilemedim de. bu ön yargılı tavrınızı hiç yakıştıramadım size Değil de. mi? Pozitif cinsiyetçilik var burada kardeşim yani. Bu Şimdi Lavin birey. Lavin Lavin birey. O şekilde. Bu La şekilde. Lavin birey. Teşekkürler sorduğun için. Harbiden böyle sorular çok nadir geliyor. Yani iyi olacağız. İyi olacağız. Ama ne zaman iyi olacağımızı ben de bilmiyorum artık. Hani herkesin bir şey yapması gerekiyor. Hani hayat mücadelesinde. İşte örnek veriyorum. Kimi işte ticaretle uğraşıyor, kimi işte web designerlıkla uğraşıyor, şey yapıyor. Yani herkes bir şekilde parasını kazanacak, yoluna bakacak. İyi olup olmamak maalesef ki artık günümüz Türkiye'sinde, günümüz
Türkiye'sinin sınırları içerisinde pek mümkün değil. Bu bilmiyorum. Hani bunun sosyolojik veyahut sosyokültürel bir araştırılması yapılmadı mı? Veyahut yapıldıysa nerede? Hani insanlar artık mutlu olmaktan çok ben nasıl zengin olurum? Ben nasıl rahat bir hayat geçiririm? Ben nasıl işte benden sonraki neslime bir şeyler bırakırım? Artık insanlar bunun düşüncesiyle yatıyor ve kalkıyor ki ben de buna dahil olmak üzere. Yani eğlenmeye çalışmak çok zorlayıcı. Çünkü kafanda sürekli bir soru işareti var. Acaba işte bak ben 2 saat eğlendim ama bu 2 saatte ne kadar para kazanabilirdim? Ki Gimli senin de kafanda vardır böyle sorular illaki yani. Bir canım ya, biz şeyde konuştuk bunu hatta Discord grubumuzda. Bu arada davet ederiz hepinizi. Güzel muhabbet dönüyor. Yani konuşuluyor, insanlar oluyor böyle. Herkes yani oyun için toplandık böyle en nihayetinde, ama herkesin aklında dediğin gibi bir beynin geri tarafında çalışan bu soru var yani. Yarın ne olacak? Bu şekilde nasıl olacak falan diye bir soru var herkeste. Aynen öyle yani. O Evet. zaman bir soruya geçiyorum. Geçelim bir sonraki yoruma. Ömer Siber sormuş. Profil fotoğrafında da Churchill var. Aynen. Aga, senin videoları harbi seviyorum. İyi oluyor yemekte izle. Agacım öncelikle afiyet olsun. Buradan bu videoyu izlerken de yemek yiyenlere de selam olsun. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim dostlar. Zaten Discord'dan da bir açıklama yaptım. Seçimden sonrasına video stoklamaktayız. Video stoklamaktayım. Şu an tarih 25.05.2023, 22.01 an itibariyle. Bu tarihi veriyorum çünkü ne olur bir şey olur şey yapar artık ne bileyim düşünceler değişir şey yapar. Bu yorumun daha doğrusu bu videonun altına işte bak sen bu videonda şöyle bir şey söylemişsin gibi yüzüme çarpmayın diye tarihi de veriyorum. Bu seçimden önce çekilmiş bir videodur. Artık seçimden sonra yüklenecek bir videodur ki siz izlediğinizde de büyük ihtimallikle seçim bitmiş artık. Türkiye'nin önümüzdeki 5 sene yönetecek olan kişi seçilmiş, göreve başlamış olacaktır. Artık neyse o olsun. Hani bu olay da çok uzadı. Hani işte 14 Mayıs yok 28 Mayıs ondan sonracıma bak bir de belediye seçimleri olacak. Yine aynı şekilde ve Türkiye büyük ihtimallikle 2024'ün sonuna kadar bu seçim siniri stresini yaşayacak 2004'e kadar. 2023'ün sonuna kadar veyahut artık siz nasıl demek isterseniz. Bu sinir stres her zaman sizin aklınızın bir ucunda olacak. İşte örnek veriyorum diyeceksiniz ulan işte ben X partiyi destekliyorum, Y partiden nefret ediyorum. İşte bu adam benim belediyemi yönetirse eyvah eyvah. İşte veyahut işte Z partisi gelecek. Bak işte ne bileyim bir belediye meclisinde Z partisi çoğunluktur. X'ye güzel bir şey yapmaya çalışıyordur. Z partisi neye evet neye hayır dediğini anlamadan yukarıdan aldığı bir emirle, yukarıdan aldığı bir komutla tıpkı bir Android robot gibi elini indir kaldır yapacağı için aynı şekilde sizin oturduğunuz beldede veyahut ilçede veyahut ilde ilin genelini de kapsayacak bu gene aynı şekilde. Sizin nasıl yaşamak istediğinizi değil de sizi yöneten insanların sizin nasıl yaşamadığınıza karar veriyorlar. Öyle söyleyeyim. Bunu da geçelim. Yani çok yorumla da pek alakalı olmadı ama sağ olsun Ömer Siber. Allah, bu da herhalde fırsat olmuş oldu senin için söyleyeceklerin açısından. Ya söyleyecek çok şeyler var. Söyleyecek Tabii. cidden çok şeyler var ki hani ilerleyen yorumlarda veyahut işte sorularda da göreceğiz artık. O belki ağzımdan çıkar, belki bu video atıldıktan sonra belki ikimizi birden hani Tabii. alırlar sepetlerler bilmiyorum artık ne olacak ne bitecek neyse. Bu yarlok marlok hayırdır deyip böyle ters. Yaraklar hayırdır kardeşim. Ters kelepçe falan filan alacaklar. Yani çocuğun yemek boğazına dizildi zaten şimdi. Yani yemek deyince hızlı. Aynen öyle aynen öyle hani şu an böyle yutkunam falan oluyor yani. Tabii. Kardeşlerim su için ve rahat bir nefes alın. Hadi Evet. hayırlı diyelim. Bir sonraki soruya geçelim. Onur Geçelim. Özkan sormuş. Eline sağlık. Hocam, bir Ho Devleti videosu gelir mi? Hortları sevmiyorum. Ekonomileri berbat oluyor genelde. Ön yargılıyım. Bu ön yargıyı kırmak isterim. Agacım öncelikle senin de gözlerine sağlık. Hort videosu bu eski yorumlar zaten 2 ay önce atılmış bir yorum. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 2 tane hort videosu var kanalda. Şu ana kadar çekilmiş. Hatta ilkini ben istemiştim, öyle söyleyeyim. Galiba. Yani hatırlamıyorum. Hani çok fazla yorum geldiğinden dolayı kim ne yazmış hatırlamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hortlarla ekonomi berbat oluyor.
aslında olmuyor. Sadece ekonominin nasıl yönetmen gerektiğini bilmen gerekiyor. Hani hangi devletle oynarken ben bu ekonomiyi nasıl düzelteceğim diye biraz hani ya kafa yorman lazım ya da oynayan birinin sana anlatması lazım ya da gidip bir video açıp izlemen lazım. Hortlarda genellikle trade company yapılıyor. Veyahut işte raise mekaniği konuşamadık da. Ya da raise mekaniği ile beraber işte bu veyahut savaşlardan alınan paralarla işte idame ettirilebiliyor. Bunu da böyle şey yapayım. Geçelim. Şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Aslında hortların ekonomileri çok kötü olmuyor. Orduları Yani. çok olduğu için öyle oluyor. Yani çünkü ağırlıklı olarak süvari kullanıyorlar. Bir Aynen süvari öyle. yani bir süvari de yaklaşık 2,5 piyade falan olması lazım. Evet. O 2,5-3 piyadeye tabii. tekabül ediyor. Ona tekabül ediyor. Yani burada aslında horda oynarken gerçekten bir horda oynadığınızı düşünüp yani durmaksızın savaşmanız lazım. Yani mesela bir Osmanlı oynarken ya dur 2 sene dinleneyim, 3 sene dinleneyim diyebiliyorsunuz. Hem manpower'ım toparlansın hem işte ekonomi biraz toparlansın diyebiliyorsunuz ama hortlarda bu pek olmuyor yani. Aynen. Lamburlu. Saldırmalıyız ve sürekli raid yapmalıyız aslında. Langur girmen lazım. Evet. Kesinlikle öyle. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim, yorum soru artık Hadi neyse. bakalım ben bu nick'i nasıl okuyacağım? Yinivi Frey. Bir tane free company çıkartacağım burada. Demiş. Abi. Bu artık zaten belli başlı böyle kanalına oturan cümlesi var. İşte free company çıkartacağız kardeşim, bak bunu görün, bunu izleyin. İşte ne bileyim, bak kardeşim aynı şekilde işte bak burada da bunu yaptık, bak işte şöyle yaptım böyle yaptım diye olabildiğince detaylı anlatmaya zaten çalışıyorum. Bu free company olayı da abi, manpower, kendi manpower'ınızı kullanmayın diye bu paralı askerleri Paradox koydu oyuna. Dedi ki al kardeşim sen bunu kullan. Yani bu paralı asker gruplarının olayı bu. Free Company'yi de çıkartın kardeşim, yani kırmayın çocukları. Hatta bu cümleden bir önceki cümle Army şey profesyonelliğine bakıyorsun. Ondan sonra bu cümleyi kuruyorsun. Aynen. Hemen bir Army profesyonelliğimizi kontrol edelim. İşte bakalım sıfır. Tabii. Tamam, rahatlıkla tutabiliriz. Army profesyonelliğimiz işte 5, 10, 15, 20, 50, 100. İşte tamam, şimdi Slack'in recruitment yapalım da diyemiyoruz artık. Onu da çünkü şey yaptılar, değiştirdiler. Slack'in recruitment da yapamıyorsunuz artık. Hani manpower kazanımınıza bir %100'lük ekstra geliyor. O şekilde. Ya onu da bir nevi fixlediler yani. Ya bence daha iyi oldu bu arada ya. Tabii ki de, tabii ki de. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. Abum Rabum sormuş. Ustam bir arada Moğol kurmaca videosu patlar gibi. Ya bu Moğol kurmaca videosunun ilk iki partını çektik ki zaten bu da eski yorumlardan bir tanesi. Üçüncü partını cidden şu an daha öncesinde de söylediğim gibi takvimim çok dolu. Hani sürekli aynı şeyleri kanala da tıkıştırmak istemiyorum. O yüzden o save çok yavaş ilerliyor şu anda. Yanlış hatırlamıyorsam maksimum 10-15 sene falan oynamışımdır yani ikinci bölümden sonra, ki onun da kaydını almadım. Dediğim gibi üçüncü partı işte ne yaptığımı değil de, daha doğrusu oynarken bir oynanış videosu olmayacak ama neyi nasıl yaptım, işte kime saldırdım, şu görevi şöyle aldım, böyle aldım, böyle yaptım, bak buraları trade company'ye verdim şeklinde açıklamalı bir nevi rehber tarzında, işte timeline'ı da belki gösteririm belki göstermem, çok önemli değil. Onunla Moğol İmparatorluğunu kuracağız ve 1000 abone özel video serisi de böylelikle bitmiş olacak. Geçelim bunu da. Kerem Çohadar sormuş. Dostum seni yeni keşfettim. Bu şekilde rehber tarzı videoların çok eğlenceli oluyor. Başarılar dilerim demiş. Eyvallah Kerem, sağ olasın kardeşim. Beni yeni keşfetmen, şöyle söyleyeyim. Yani YouTube algoritması cidden ya kanalın algoritması bozuk ya da YouTube'un algoritması iyice artık tepe tak tak olmuş durumda. Mesela bir video atıyorum, 4000 izleniyor. İşte İspanya videosu en son en çok izlenen videolardan bir tanesi. Sonra bir video atıyorum, işte 1500'de tıkanıyor kalıyor, 2000'de tıkanıyor kalıyor. Bazı videolar mesela attığım ilk gün İlk 5 saat, 10 saat, 15, 20 saat işte artık neyse 2000'e 2500'e vuruyor. Sonrasında kesiliyor. Artık bu yani YouTube'la alakalı, bu kanalın sizin karşınıza çıkması artık tamamen bir şans eseri olacak bir şeydir yani. Eğer ki büyük bir kanal değilse. Ya tabii ben de açıkçası algoritmayla önüme düştüm. Oradan keşfettim yani. Mesela. Tabii. Biraz da aslında Türkiye'deki bu EU4 şeyi komitesi belli bir Tabii şey. küçük. Küçük yani, hani 50 bin. 50 bin de geç yani. 50 bin yani o 50 bin
arasında hepimiz kendimizi görüyoruz, çıkıyoruz öyle bir şekilde yani. Aynen öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum. Umudu Altantire sormuş. Küçük bir Ludi izlemiş gibiyiz. Olsun. Yine de biz yerimizi alalım, bu kanal patlar yakında demiş. Şimdi Ludi yalan olmasın, kendisinin kanalını ben zaten hani takip ediyorum. Gene aynı şekilde Red Hawk. Bu Zlevik var aynı şekilde işte EU4'ün International Community'sinde. Evet, bu adam bu oyunu hani sanki yapmış gibi oynuyor denilen adamlardan bir tanesi Zlevik. Onun dışında işte Lambda diye bir kanal var, ufak bir kanal ama yine aynı şekilde adam oyunun bütün exploitlerini gösteriyor. Belki sen de görmüşsündür Gimli Lambda kanalını. Aynen. Hepsini takip ediyoruz zaten Adam ya. 1500 demine World Conquest falan atıyor yani, öyle söyleyeyim. Tabii ki de bu exploitlerin birçoğu kapatıldı ki yalan olmasın. Videolarda ben de zaten söylediğim gibi exploit kullanıyorum abi. Hani Ama göster. örnek ya exploit evet kullanıyorum ama göstermiyorum. Neden? Abi görme. İhtiyacın yok. Hani bunu multiplayer'da kullanıp da karşındaki adamın zevkini ziyan etme yani. Ha single'da kullan ama o exploit'i bulursan kullan. Çünkü ben göstermeyeceğim. Bir tane exploit gösterdim. O da şey, kit denen bir orduyu nasıl iptal edersiniz? Onu da zaten gösterdim Tötonların galiba ikinci videosunda. Yalan olmasın, hatırlamıyorum. Onun Evet. dışında ne bileyim Venedik'e mesela şey exploit'i var. Gemisiz çıkma exploit'i var. İşte Venedik mesela orayı filosuyla kapatsa bile çıkabiliyorsun. Öyle bir exploit var. Kapatıldı mı kapatılmadı mı inanın ki bilmiyorum. Ama öyle bir exploit vardı 1.32'de. Onu hatırlıyorum. Onun dışında işte farklı farklı bu kale exploitleri vardı. Ondan sonracıma bu işte bir ülkeye konut yeri kiralıyorsunuz işte sonra onu savaş açıp iptal ediyorsun vesaire vesaire, böyle exploitler var ve hala da düzeltilmedi. Ve ben bunları hani birçok yabancı forumda da veyahut Paradox'un kendi forumunda da yazdım. Kardeşim bakın bunları düzeltin diye. Ama iplenilmedi çok fazla. O yüzden oyuncular da şu anda mesela örnek veriyorum exploit'i bulan, keşfeden ya paylaşıyor ya da çok kısa sürelerde işte Lambda gibi çok fazla exploit kullanarak 1500'de 1510'da World Conquest atanlar var yani. Onun dışında küçük bir Ludi şeyine de gelelim. Ya dediğim gibi ben çok fazla EU4 komünitesine hem Türkiye komünitesine hem de International komünitesine çok fazla takip ediyorum işte içerik fikri olsun şey olsun diye. Ne bileyim işte Ludi'yi takip ediyorum. Dread Hawk işte Social Streamer var. Ondan sonra Jima Zlevik var dediğim gibi. Türklerden Art of var. Gumbel. Onun dışında Mad Guys. Mandalf var ki bu insanlarla da daha doğrusu Art of var. Mad Guys ve Mandalf'la işte çok yakın temaslarım da var. Mesela Art of War'la sürekli konuşuyoruz işte halini hatırını soruyorum. Onun da en son parmağı kırıldıydı. Ki iyileşmiş. O da videoyu izlerse selam olsun ona da buradan. Bu şekilde yani. Ama sen yerini al Umudu. Umudu alttan tere yerini Aa, alsın. Umudu alttan tire yerini al. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Geçelim yoruma. Hamdan İlhan sormuş. Sakın bırakma bunu. Video işi güzel devam et. Hasan Can, agacım şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben çalışıyorum. Ve vaktim oldukça da içerik çıkarmaya çalışıyorum. Şu an örnek vermek gerekirse boşum. Ve oturdum. İşte mesela kaç dakikadır kayıttayız bakalım. 44 dakikadır kayıttayız mesela. İşte bu daha bundan sonrasında devam edeceğim. 2-3 tane daha kayıt alacağım. Cumartesi günü kayıt alacağım. Ki pazar günü de sandık görevlisi olarak işte sandığın başında duracağım. O yüzden seçim sonrasına bir stoklamamızı yapalım diye. Hani şu anda zamanım var diye yapıyorum. Bu yani. Hani elimden geldiğince de devam edeceğim. Yani bir aksilik, bir sıkıntı, dert, tasa çıkmazsa veyahut herhangi bir şey başıma gelmezse devam edelim. Hasan Tur sormuş. Oğlum ben bu kanalı nasıl oldu da daha önce keşfetmedim. Zalim YouTube gidiyor kanallar öneriyor. 40 yılın başı iyi bir kanal önerdi. Şimdi bu orayı büyük ihtimal ben sansürleyeceğim çünkü artı 18 yaş ibaresi gelince çok sıkıntılar çıkıyor. Şimdi yani dediğim gibi EU4'ün Türk komünitesi zaten ufak bir komünite. Yani başka bir kanalın desteği olmadan yeni başlayan bir insanın hani ilk 1000 aboneden sonra işi cidden zor.
Ne bileyim işte cross videolar yapacaksın, şey yapacaksın, anca öyle büyürsün yani. Veyahut uzun senelerdir işte Art of War gibi, Gumball gibi sürekli hani belli bir istikrar çerçevesi içerisinde devam etmen gerekiyor ki bu işe. Hani sen öneril, sürekli öneril yani. Furkan Kars'ı sormuş. Bu adam iki şeyden korkar. El Karak ve Dünya Fethi Rüyo. Evet, bu El Karak Kalesi zaten. Hani ben sıkıntılı bir kale. Hani Memlük'le savaşırken benim gözüme en çok korkutan kale El Karak Kalesi. Ne Halep, ne Şam, işte ne başka bir yer. İşte El Karak Kalesi'ni geçtiğinizde Memlük hani bir nevi şey sayabilirsiniz ya. Evet, ben bu El Karak'ı düşürdüm. Memlük teslim olmuş gibi oynayabilirsiniz. Ama önemli Memlük. olan El Karak'ı almanız. Çünkü dağ kalesi. Çok fazla stack wipe pinliyor orada. Sürekli diyorum işte, bakın dikkat edin. Burada işte kuşatırken her zaman arkanızda bir ordunuz daha bulunsun. İşte burada risk almayın. Baktınız işte 10K'nız var. Adam 15K ile, ne bileyim 13K ile geliyor. Kaçın. Gerek yok. Yani Memlük'ün Sibop'u diyebilir miyiz El Karak? Aynen. El Kara düşürdüğün zaman kardeşim, Memlük önüne böyle halı gibi seriliyor zaten. Gidiyorsun, Carpet Siege yapıyorsun. Bir sonraki bölüm. Dünya Fethi Ruyukyu'da abi, herkes Dünya Fethi istiyor. Ama ya harita boyuyorsun abi. Hani herhangi bir mantığı, herhangi bir eğlencesi kalmıyor. Ben 4 kere 5 kere işte Dünya Fethi yaptım. Bir tanesi Almanya ileydi, bir tanesi Fransa ileydi, diğeri Avusturya, bir tanesi Rusya. Diğeri de hangisiydi hiç hatırlamıyorum. Galiba İspanya'ydı. Çok kınıyorum sizi yani Osmanlı ecdadımızla hiç dünya fethi yapmamanızı kınadım. Ha yok, pardon, İtalya değil, Babür'dü. Pardon. Ya Osmanlı'yla da atmayalım kardeşim. Gerek yok yani. Ya valla şöyle söyleyeyim bu gerçekten yani dünya fethi muhabbeti için benim yaklaşık 4500 saat EU4'üm var benim daha bir tane dünya fethim Ha. var yani. İnsan sıkılıyor yani. Ne yapacaksın? 1650'den sonra oyun tek mekanik oluyor. Yani savaş aç, toprakları diplomatik sekmesinden seç ve bitir yani. 1650'den sonra tek mekanik olmuş oluyor yani. Aynen öyle. Absolutizmine de zaten hani Tabii. en aşağı 110'ları 120'lere çekiyorsun Golden Era ile beraber. Hani patır patır %60 admin efficiency ile koca Rusya'yı tek seferde annexleyebiliyorsun yani. Ya bu biraz da aslında şey işte hani güç fantezisi olduğu için artık onu zaten sonra insanlar seviyor açıkçası. Aynen öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Alfa Kozmo sormuş. Abi bu EU4 kanalları niye büyümüyor diye. Abone ol da büyüsün kardeşim. Sen abone oldun mu mesela Alfa Kozmos? Sen abone oldun mu? Sen Gimli, sen oldun mu mesela abone? Tabii, ben aboneyim. Heh, Ne? bak mesela Gimli olmuş. Şimdi kardeşim, bir bir. Yani Çok damlaya fazla. damlaya göl olur. Morning morning where are you going? İşte hani bu tarz şeyler hani hep böyle üst üste birikecek kardeşim. Hani bugün işte 100 olduk. Yarın işte 1000 olacağız. 1000 olduk zaten de işte. Hani 10 bin olacağız. İşte 100 bin, yok 500 bin, yok 1 milyon, yok şöyle böyle. Böyle Ya. böyle ilerleyecek yani. Sen paylaşmazsan, ben paylaşmazsam nasıl çıkacak bu kanallar 10 bin lira, 100 bin Ha, lira? değil mi? Kesinlikle yani. Aynen öyle yani. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Geçelim. Mergen Kan sormuş. Bazen sadece EU4 alıp oynamak istersin. Sonra Steam fiyatına bakıp bilgisayarı geri kapatırsın. Aa bak. Bak. Kanayan yara. Ya hayır. Kanayan yara falan filan değil. Yani cidden bu milleti, bu ekonomiyi, yani bu ülkeyi artık bu hale kim soktuysa, cidden bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Ne bu dünyada ne de inanıyorsanız diğer dünyada iki yakası bir araya gelmesin. Yani insanlar, oyun oynamayı geçtim, cidden çöpten yemek toplayan, ekmek toplayan dünya kadar insan var. Ama baktığın zaman Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut Bakanlığı artık, yani ağzımdan kötü kötü şeyler çıkacak, kendimi zor tutuyorum yani burada. Yani cidden bu insanların dışarıya yaptığı, Somali'ye yardım etti, ya et, ben etme demiyorum. Ama ilk önce sen kendi ülkene bir bakacaksın. Bak ben bir ticaret, yani ticaret yapıyorum ben. Benim işim bir markam var. Ya benim bu markam şu anda kâr ediyor. Ya ben bunu özelleştirme adı altında kâr eden markamı niye satayım? Ben zarar etmeye başladığımda
Bakarım bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Ya olmuyor, bu marka zarar ediyor. Ben bunu özelleştireyim derim. Gider satarım birisine. Ki gitsin o zararını karşılasın. Ben değil. Yani bu tarz çok fazla şey var. Araştırın, görün. Çok fazla bu şekilde. Hani kar ederken özelleştirilen fabrikalar var. Sırf sıcak para akışı olsun diye. Cumhuriyet döneminde ya portakal bahçeleriyle dünya kadar portakal üretiliyor. Bunlar Rusya'ya veyahut dünyanın çeşitli yerlerine satılıyor. Gidiyorlar sonrasında Mustafa Kemal Atatürk bu sattığı portakallarla dünya kadar fabrika kuruyor. Portakalla. Sonrasında gidiyor işte bak diyor bu fındık fidanıdır kardeşim diyor. Bunun yurt dışına çıkması yasaktır diyor. Satmayacaksınız bunu diyor. Bu kuralların daha doğrusu bu şeylerin hepsi çiğnendi. Sadece bu dönemde değil. Daha öncesinde de çiğnendi bunlar. Yani bunların araştırılıp gün yüzüne çıkartılıp artık hangi parti yaptıysa bunların hesabının bir bir o partilere sorulması lazım. Bakın partilere diyorum, şahıslara değil. Şu an örnek veriyorum işte Y partisi lideri benim. Yeni lider olmuşum. Bu parti 50 senelik parti. Gideceksin o 49 sene bu parti ne yapmış iktidardayken soracaksın. Yani hiçbir parti ben sanmıyorum ki ya evet işte biz bunu yapmışız ama işte kayıtlarımız yok. Kayıtların bütün partilerin kayıtları vardır kardeşim. Partinin kaydı yok mu? Devlet kayıtları vardır. Devlet arşivleri vardır. Bunların hepsinin bir bir çıkartılıp kim ne bok yediyse bunların birer birer sorulması gerekiyor. Yani bu kadar basit. Ha sen bunu mu yaptın kardeşim? Hadi yallah içeri. Sen bunu mu yaptın kardeşim? Aa bak bu çok büyük suç. Gerekirse neyse şimdi geç bunu ya. Geç bunu. Tamam. Geç bunu yani. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Monsieur Batro sormuş. Videolarında yaptığın küçük editler çok güzel. Ne az ne fazla tam tadında böyle devam. Eyvallah Olabilir. kardeşim. Eyvallah. Ben Bak. katılıyorum buna bildiğin. Monsieur Batro da galiba Fransız ekolüne hayran olan birisi. Monsieur çünkü yanlış bilmiyorsam Fransız ca bir kelime. Yanlış biliyorsam da düzelt beni. Vallahi ben de Şöyle öyle biliyorum. söyleyeyim. Yani editler mesela her videoda edit yok. Bazı videolarda edit var. İşte o editlerde benim ruh halime göre. Ya bak işte ben videoyu çekerken burada bunu demişim işte. Gideyim oraya bir Adolf Mürsel koyayım. İşte gaza gelmişim kardeşim işte. Buraya ne bileyim Rock Dwayne Johnson işte o suspicious look'unu koyayım falan gibisinden oluyor. Ha olmuyor değil. Ama dediğim gibi hani videoyu çekerken ki enerjim neyse ona göre editler oluyor. Geçelim bunu da. Kerem Ferhat sormuş. Bir Privileges videosu iyi gider aslında, zahmet olmasa. Şimdi bu bir privilege videosu iyi gider aslında. Şimdi 1.34 yamasına ait bir tane privilege videosu var. İşte daha doğrusu estate videosu var. Orada anlatıyorum her şeyi. Bu yamada da şöyle söyleyeyim. Yani çok fazla privilege, yeni privilege'lar geldi. Bakacaksın hangisinin işine yarıyorsa onu alacaksın. Ama özellikle oyun başında artı birler, yani artı bir administrative power, artı bir military power, artı bir diplomatic power bunları almaya özen göstereceksin. Onun dışında bu advisor costları düşüren privilege'lar artık cidden hiçbir işinize yaramayacak. Çünkü adam akıllı bir discount vermiyor, yani indirim vermiyor. Bir de üstüne üstlük sizin stability cost modifier'ınızı da arttırıyor. Bunu vermeyin. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. 1700'e 1650 ile 1700 arasında Crown Land'inizi çok tutmaya çalışın. İşte en az %70-80. Ve olabildiğince de az privilege'ınız olsun. Çünkü Age of Absolutism'den sonra administrative efficiency geliyor. Geliyor. Konuşamadık da. Abi, 1600 geliyor. Adventist esimdi be abi. Abi. Kardeşim bu çocuk senin. Bak bu da senin. Oğlum gitsenize vatanınıza. Abi. Hesap bulundum. Abi. Yani dediğim gibi administrative efficiency geldiğinden dolayı olabildiğince privilege'larınızı az tutun. Ve
dünya fethini yani o şekilde yapabiliyorsunuz. Yani dünya fethi yapmayacaksanız eğer ki o privilege'ları kaldırmayın abi. Çünkü dünya fethi yapmayacağınız zaman o privilege'ları kaldırırsanız o privilege'ların sizlere verdiği ekstra buff'lardan da mahrum kalmış oluyorsunuz. Buna da dikkat edin. Ya şöyle bir şey söyleyelim. Mesela ADM 1 mana point'i aldınız diyelim şeyden. İşte Clarice'den. 1444'ten şeye kadar yaklaşık 4500 puan yapıyor Değil totalde. mi? Değil mi? Çünkü her yıl 12 puan ekstradan veriyor sana. Aynen öyle yani. Yani bu çok büyük bir sayı. Hani dünya fethine gidiyorsanız bu çok faydalı yani. Şöyle söyleyeyim. Ortalama 400 450-500 puana bir ID açıyorsanız sırf o verdiğiniz bir privilege bir tane şeyinizi tamamlıyor komple. ID'nizi tamamlıyor admin puanından. Yani. Geçelim. Can Yoldaş Akbaş sormuş. Ben en başa kadar privilege vermeyi mantıklı bulmuyorum büyük ülkelerde. Zaten yeteri kadar kar ediyorsunuz. Ne gerek var? Yani bu şey gibi. Hani sen mesela 3 kazanıyorsun. Ya abi ben zaten 3 kazanıyorum. 5 kazanmaya ne gerek var der gibi bir şey bu. Hani bu sadece ekonomik anlamda da değil. Yani ülkenizin genel olarak mana puanlarını idare etme açısından da ekstra avantajlarınız olduğundan dolayı bunları araştırın, öğrenin, verin bunları. Ya en basına şöyle örnek verelim. Kastilya mesela çok büyük bir ülke oyunun başında. Evet. Ama çok fazla manpower sıkıntısı çekiyor Civil War'lardan ötürü. Yani o ara o privilege'i verip manpower buff almanız lazım. Biraz işte Crownland'den feda edip biraz işte şeyden feda edip. Çünkü yani o dönemi o şekilde güçlü bir şekilde atlatmanız lazım ki oyunun o şeyini momentumunu kaybetmeyin. İlerleyin yani. Aynen Bir sonraki soruya geçiyorum. öyle. Geçelim. Forexel sormuş. Rey seni yeni tanıdım ama böyle 20-25 dakikalık videoların yetmiyor biliyor musun? 5 saniye gibi geliyor. Öyle sürüklüyor videoların bizi. Seviliyorsun Rey demiş. Gene hiç noktalama virgül hiçbir şey yok. Allah. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. 4Rixel veya 4Rixel artık nasıl Evet. okunuyorsa ismin. Şöyle Forexel birey. söyleyeyim. Ya dediğim gibi 5-6 geri geliyor 7 saatlik kayıtların sonucunda işte sonunda o videoları olabildiğince ben küçültüyorum ki izlenebilir makul seviyeler zaman süreleri ortaya çıksın. Bu şekilde yani bununla böyle geçelim. Enis Kerezoğlu sormuş ama 0,1 alfa 0,1 alfa. alfa sormuş. Ve herhalde işler yolunda gitmemiş ki alfadan çıkamamış bir türlü. Pardon. Beklenildiği gibi olmamış. Evet. Aynen. 1,35'te İngiltere gelsin. Kolonist ve Anvegyan hangi daha güçlü olur onu görelim. Ancemin. Ha, şey, ancebilen cam bitti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hazır bu yorum gelmişken söylemekte fayda var dostlar. Seçimden sonra çok güzel iki tane fikir var aklımda. Bir tane sürpriz olsun. Diğeri de şu. Oyundaki ilgimi çeken ve kendine has idea'ları olan bütün devletlerle daha önce oynamadım bütün devletlerle yani videolarını çekmeye başlayacağım. Hani A'dan Z'ye Dreadhawk'tan da gördüğünüz gibidir. Veyahut takip ediyor musunuz kendisini bilmiyorum. Veyahut kaç kişi takip ediyordur. O da A'dan Z'ye kadar bütün ülkelerle ve kendine has idea'ları olan bütün ülkelerle oynuyor. Ama ben ne yapacağım? Sadece ilgimi çeken ve kendine has idea'ları olan bütün devletlerle oynayacağım. İkincisi de dediğim gibi artık seçimden sonra başımıza bir şey gelmezse o seriyi de göreceksiniz. Öyle söyleyeyim. Onun dışında bu İngiltere ile kolonist yolu yani Büyük Britanya yolu şöyle söyleyeyim. Tıpkı Prusya ile tıpkı Avusturya ile yaptığım gibi Büyük Britanya'da ufak 3 videoluk veyahut 2 veyahut 4 videoluk kısa bir seri yapacağım. Onun da müjdesini vereyim buradan kolonist nasıl oynanır veya işte kolonici nasıl oynanır işte kolonici oynarken ya ordum çok zayıf oluyor bunu nasıl düzelteceğim diyenlere hani onun da en azından bir göstermiş olurum diye tahmin ediyorum. Geçelim bunu da. Şey yapabilirsin aslında hani tam yarıda kesip hani buradan sonra şöyle buradan sonra böyle yani bunu off the record söylüyorum bu arada. İşte tam o Off the kırılma record yok. Off the record yok kardeşim. artık bunu eklersin yani. Tamam. Off the Tamam. record yok. Tamam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tamamdır.
Furkan Kara. Hocam videolarına hashtag 1 veya part 1 gibi şeyler eklersen bence iyi olabilir. Geçen Avusturya videonu izledim. Devamı varmış meğer. Yanlışlıkla keşfettim. Başarının devamını dilerim. Kardeşim öncelikle yorumun için harbiden çok teşekkürler. Gayet güzel bir yorum. Şöyle söyleyeyim. Yani part 1, part 2, part 3, part 4. Ya abi ben bu videolara ciddi manada çok zaman ayırıyorum ve hepsi hani benim göz bebeğim gibi. Ve hepsini de ayrı ayrı adlandırıyorum. Şimdi şöyle yapabilirsin. Yapacağın şey çok basit. Kanalın ana sayfasına girersin. Orada aşağıda playlistler var. Bakarsın oraya. Aa bak burada işte Avusturya'nın kısa Holy Roman Empire kurma serisi varmış. Aa bak burada işte 2 videoluk 1000 abone özel. Ne bileyim işte bak orada 2 videoluk Prusya save'i. Vesaire vesaire. Kanalın ana sayfasına girdiğinizde birçok şeyi zaten göreceksiniz. Bu part 1, part 2 olayına sıcak bakmıyorum. Çünkü bir yandan da YouTube algoritması da buna zaten karşı. Hani part 1, part 2, part 3, part 4 diye atıyorsun. YouTube şöyle bir düşünceye kapılıyor. Diyor ki, aa bu adam yeni video atmamış ki. Bak bütün isimleri işte aynı. Ha sonunda sadece part 1, part 2 yazıyor. Ben bunu o zaman öne çıkar mıyım? Yani YouTube'un böyle bir algoritması var. O yüzden hani örnek veriyorum şöyle bir şey yapılabilir. Ne diyelim mesela? İşte Osmanlı ile Rusya'ya girdik. Çok tehlikeli oldu. Europa Universalis. Ottoman. Part 1. Hani bu da şey olacak öbür türlü. Hani çok uzun olacak. Ya kısa ve öz olsun. Milletin de ilgisini çeksin. Ben milletin ilgisiyle ve sizlerin de aynı şekilde yardımlarıyla 1000 aboneye kadar geldim. Şimdi işleyen bir makinenin, aa bak burası eskimiş, bunu değiştirelim demek yerine, aa bak burası eskimiş, şuna bir bakım yapalım. İş görüyor bu. Ben bu tarzda devam ediyorum. Eğer ki o makine harbiden iş görmez hale gelirse bir gün, o zaman o makinenin artık gerekirse parçasını, gerekirse kendisini de değiştiririz. Bunu da böylelikle geçmiş olalım. Ya senin videoların biraz daha hap gibi aslında yani. Nasıl yani? Yani işte tek kompak her şeyi anlatıyorsun ve o kadarlık yani daha seriden ziyade işte Aynen öyle. bu devletin bu devrinde nasıl yapıyorum? Bu şekilde yapıyorum. Aynen öyle. Aynen. Leader sormuş. Abi ne olur bu Sevin ikinci videosunu çek çok güzel ilerledi bu ülke. Bu galiba Fransa'ya en sonki Fransa videosuna gelen bir yorumdu. Şimdi güzel kardeşim her videonun ikinci partını çekemiyorum. Neden? Genellikle save'leri ruined olarak yani harap olmuş bir şekilde bırakmıyorum. Sizler de save'i indirip oynamak isterseniz oynayabilin diye. Ama bazı save'ler oluyor ki yani çok hızlı genişlediğinden ötürü diyorum ki ya zaten yapacak bir şey kalmadı kardeşim. Buradan devam etsem ne olur, etmesem ne olur gibisinden bir düşünceye kapılıyorum. Belki doğru bir düşünce, belki yanlış bir düşünce. Artık bunu yeniden bir masaya yatırıp ben göbek deliğinden zeytin yemem lazım ki yeniden bir şey olsun. O istek gelsin bana. Çünkü çok fazla video var ve hepsi zaten sadece bir partlık. Ya işi hallediyoruz, bırakıyoruz. Bu kadar. Evet, ben sen bu ülkeyle başladım. Bak ilk 30 seneni, 40 seneni, 50 seneni veyahut işte 60 seneni böyle geçir gibisinden anlatıyorum ve bitiriyorum. Ki zaten kanaldaki devletlerin yani videosu olan devletlerle ben çok fazla oynadım. Ve dostlar şöyle de söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse bunu da bahsetmemde bir sakınca yoktur zaten. Ben bir save'i açtığımda şey yapmıyorum. Direkt kayda başlamıyorum. Öncelikle o save'i açıyorum. Bakıyorum. İşte kim kimle düşman olmuş. İşte örnek veriyorum benim ittifak seçeneklerim kimler olabilir? Görev ağacını bak bu şekilde ilerlerim şöyle olur böyle olur gibisinden kafamda ben zaten bir kurgu kuruyorum. Ha bu tabii ki de farklı düşüncelere de sebep verebilir. İşte örnek veriyorum. Art niyet arayan bir insan şunu da diyebilir. Aa işte şey yapıyor bu adam. Sürekli işte açıyor save'i. İşte beğenmediği bir başlangıç olursa kapatıyor, tekrardan açıyor. Evet abi öyle yapıyorum. Çünkü benim eğlenmem lazım ki sen de izlerken eğlen. Bu kadar basit. Single player'da oynuyorum. Benim ne sana, ne X kişisine, ne Y kişisine, ne de Z kişisine herhangi bir zararım yok. Ben burada oyunu sizlere nasıl oynadığımı gösteriyorum. Bu kanal bir rehber kanalı değil. Bu kanal bir rehber kanalı olsaydı eğer ki
çok daha farklı tarzlarda içerikler olurdu bu kanalda. Ben sadece oyunu nasıl oynuyorum, ben oyunu oynarken bu şekilde oynuyorum ve ben böyle oynamayı seviyorum ve eğleniyorum. Bu adam sizi eğlendiriyor mu, ona bakın. Çünkü artık son zamanlarda eğlenmek o kadar zorlaştı ki insanlar harita boyama oyunundan dahi drama çıkarmaya çalışır hale geldi. Bu tabii ki de onun hatası değil. Bu tabii ki de onun hatası değil. Bu ülkenin bulunduğu durumun bir sonucu. Ya evet, bu adam işte günlük hayatta sinirli, stresli bir gün geçiriyor. Bu adam işten yorgun argın geliyor ve bu adam sinirini, stresini bir yerden çıkarması lazım. İşte evinde mesela evcil hayvanın vardır, gidersin onu seversin, sinirin, stresin boşalır. İşte bir kanal takip ediyorsundur. Ha, hile yapmışsın. Unfollow. Böyle de sinir çıkartabilir bu insanlar. Gider yumruğu, gider duvarı yumruklar. Böyle de sinirini çıkartır. İnsanları artık rahat bırakmamızın gerektiğini düşünüyorum ben. Bir insan nasıl rahat edecekse, nasıl yaşamak istiyorsa o şekilde yaşasın. Bir insan nasıl sinirini çıkarmak istiyorsa çıkarsın. Hatta anasını satayım. Çok sinirli, stresli bir gün mü geçirdiniz kardeşim? Benim Discord özelim açık. Gelin sövün bana ana avrat üzerinden. Çok da umurumda. Ya okurum derim. İyi kanka, canın sağ olsun. Ne oldu? Anlat dinleyeyim falan yazarım maksimum yani. Ya benim anama sövmüşsün. Söv kardeşim, bana ne? Sizi dava etmem, merak etmeyin. Korkmayın yani. Kimseden korkmayın kardeşim. Verecek bir tane canınız var. Kimseden, hiçbir şeyden korkmayın. Eğer ki inançlıysanız Allah korkunuzun yerine başka bir korku geçmesin. İnançsızsanız da zaten artık neyden korkuyorsanız sadece canınızdan korkun. Canınızın gitmesinden korkun. Bir tane canınız var. Başka hiçbir şeyden de korkmayın kardeşim. Devam et. Maşallah. Ceren Ferhat sormuş. Videolarınıza bir şey demiyorum. Çok güzel, tamam, ama kanal resmen bir kaos hakim. Hangi video hangisi, kim kimde, devamı belli değil. Bir şekilde Pardon. videonun bir önceki mi sonraki mi olduğu belli değil. Amaçlıdan nedir çözemedim demiş. Kardeşim, Yani. amaç Kerem Ferhat, artık benden büyük müsün küçük müsün bilmiyorum. Diyelim ki benden büyüksün Kerem abicim. Amaç eğlenmek. Bak, videonun ana konusu eğlenmek kardeşim. Videonun başlığına da bunu koyacağım ya. Yorumlarınızı okurken eğlendim. Bunu koyacağım yani. Başlık olarak bunu koyacağım. Eğlen abi, eğlen. Ha, kanal bir kaos içinde mi? Hayır, kanal bir kaos içinde değil. Tek yapman gereken şey kanalın ana sayfasına bir göz atman. Bak, kanalın ana sayfasına göz attığında senin göreceğin şeyleri ben söyleyeceğim hemen şimdi. Bir saniye. Bak, kanala girdim. Ana sayfama girdim. Bakıyorum buradan. En son atılan video var. Sonrasında aşağı indim. Prusya komple oynanış 1.35 Brandenburg. EU4 seferleri 1.35. Bak, burada 1.35 yamasında oynadığım bütün ülkelerle olan videolar burada. EU4 seferleri 1.34. 1.34 yamasında oynadım. Bütün save'ler burada. Avusturya HR'yi oynayış. Oynanış veya oynayış. 3 tane video var. Hepsi birbirinin devamı niteliğinde. EU4 özel üretim. Bak, burada artık bakıyorum mesela, EU4 mental sağlığınızı kaybettirecek Bizans videosu 100 abone özel. Yani ya yapman gereken şey şu, ya Mahsun'u videoların başlığına getireceksin. Bakacaksın. Aa, bu ne diyor? Tamam. Veyahut işte geleceksin kanalın ana sayfasına. Aa bak, işte bak, bu oynatma listesi neymiş? Tamam, işte EU4 seferleri 1.35. Demek ki bu adam 1.35'te bu ülkelerle oynamış. Videonun içine girene kadar hangi ülkeyle oynadığımı bilme. Gerek yok. Zaten bu yüzden başlıklar bu tarzda. İlgi çeksin, dikkat çeksin diye. Neyse, bunu da geçelim. Bu da bu şekilde olmuş oldu. Son soruya geçiyorum o zaman. Bir tane daha olacak. Ferhat Can sormuş. Abi sen gerçek Yerlok musun? Ferhat Can kardeşim. Ferhat Can'la da bu arada özelden konuştuk. Kendisi cidden sağ olsun belli başlı şeylerde bana yardım etmek istedi. Ha, olmadı. Önemli değil. Ferhat, şu anda gerçek Yalkor Zimbabwe'de kanka. Tamam mı? Şu anda Zimbabwe'de
1 milyon Zimbabwe doları var cebinde ve sınırı çoktan geçmiş durumda kendisi. Artık Bence kendisini ne zaman görürseniz veya kendisinden ne zaman bir haber alırsanız o zaman gerçek Yalkor olduğunu da anlamış olursunuz. sen Yahudi ikizi misin? Ben şeyim. Yönüş Bakayım. atmak mısın? Ben şimdi bir düşünmem lazım. Ben kimim aslında? Tabii. Aslında ben kimim? Çünkü Yalkor karakteri benim YouTube için kafamda kurguladığım tamamen kendi benliğimden uzak bir karakter. O yüzden de zaten bu tarzda işte yorumlarınızı okuduğum videoları çekiyorum ki, daha doğrusu bu videoların kaydını alıyorum ki gerçek beni de biraz tanıyın. Ben nasıl düşünüyorum, ben nasıl hareket ediyorum. Ki video kaydına başlamadan önce Gimli'ye de söyledim. Ben öyle bir kayıt almak istiyorum ki karşıdan beni dinleyen adam, affedersiniz, benim art deliğimi görsün. Bu kadar. Çünkü bu bir yorum okuma videosu mu desem artık, eğlence videosu mu desem veyahut sizlerle biraz daha birebir etkileşim kurduğum, iletişim kurduğum videolar mı desem artık, ona siz karar verin. Ama özete gelirsek gerçek Yalkor şu anda Zimbabwe'de ve kendisi bir tane kabile liderinin kızıyla evlenmiş durumda. Ve yaklaşık gelen haberlere göre 17 tane de Negro çocuğu olmuş durumda. Kendisi bana ara ara fotoğrafları atıyor. Çok da güzel tatlı çocuklar. Siyah çikolatalar yiyorlar orada. Bu şekilde. Yani gerçek Yalkor diyorsunuz ki Manpower modifiyeri açmış, bekliyor. Aynen öyle. Orada Aynen hoş. öyle. O zaman gerçekten son soruya geçiyorum bu sefer. Geçelim. Genk Ryan sormuş. Uzun bir süre savaşmayacağımız için Manpower'ı Greg Project'e aktaralım. Literally 2 seconds later Şimdi ya kendimle çok zıtlaştım. haklı. Ne yapacaksınız şimdi? Bu Şimdi tutarlı. kendimle zıtlaştığım çok fazla tutarsız söylemlerim oluyor. İşte bugün bak kardeşim, işte Prusya'yı böyle oyna yoksa evini basarım. İşte bak kardeşim, bu videoya abone ol yoksa işte evine gelirim cüzdanını çalarım. Ondan sonracıma bak Fortmanto'daki ceketini yürütürüm falan. Abi dikkat edeceksiniz. Dikkat edeceksiniz. Evden çıkarken Fortmanto'daki ceketinizi kontrol edeceksiniz. Cebinizde cüzdanınız varsa, eğer ki hala daha varsa, çalmadıysam, cüzdanınızı kontrol edeceksiniz kardeşim. Ya da Dikkat Prusya'nın edeceksiniz. dikkat edeceksin. Ney? Ya da Prusya nasıl oynadı dikkat edeceksiniz. Aynen öyle. Ya da Prusya'yı nasıl oynamanız gerektiğini gösterdiğim videoyu izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki yüce liderimiz Yalkor bize böyle emretti kardeşim. Yüce liderimiz Yalkor bize böyle emretti. O yüzden ben de böyle oynuyorum. Biri de sorarsa kardeşim, de ki Yalkor böyle emretti kardeşim. Sen Ben daha iyi. onun buyunduruğuna Hayır. Biz Yalkor'u takip edenlerdeniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Prusa'yı doğru oynamaya şerefine nail olanlardınız. Ya Allah razı olsun ki Wismar birasından içmişler deniz. Aynen öyle. Kardeşim ben Bismarck'ta oturup karşılıklı rakı sofrasında sohbet muhabbet etmiş bir adam. Yani Prusya'nın da nasıl oynanacağını bir zahmet benden iyi bilmeyin yani. Ya Şimdi benim bir bunu ciddiye alıp şey yazacaklar aşağıda. Ulan senin de ardın çok kalktı he, unfollow. Tabii. Ama yani şunu da söyleyeyim, benim bir duyumlarım da var. Yani Yalkor Bey, sizin anne tarafınızdan böyle Bismarck'la bir akrabalığınız olduğunu ben düşünüyorum. Ben Öyle artık öyle. orasını bilmem. Yani bazı kaynaklar diyor ki Bismarck'ın işte uzaktan akrabası. Bazı kaynaklar diyor ki Hohenzollern hanedanına işte kan bağı var. İşte Ha. kimi diyor ki bak bu Enver'in yolundan gidiyor. Bu kesin işte Enver'in çocuğu falan. Her şey olabilir kardeşim. Dediğim gibi dikkat edeceksiniz. Cüzdanınızı kontrol edin bakın bu videoyu izledikten sonra. Cüzdanınızda eksik bir para varsa yorumlara yazın. Kaç para eksik? Kaç lira çalmışım? Ve ona da bakmam lazım, bir kontrol etmem lazım. Ne kadar zenginleşmişim. Eğer dünden daha az paranız varsa bugün cüzdanınızda bunu Sebebi söyleyebilir. benim. Sebebi benim kardeşim. Tabii olabilir. Buna dikkat etmeniz Ha. Sizin lazım. Tabii. cebinizdeki paranın kaybolmasının sebebi benim kardeşim. Bakın. Ama tabii siz bunları keyfiniz için almıyorsunuz bu paraları. Yani Tabii ki Prusya de. daha iyi oynansın diye bunu Tabii, Prusya tabii. Nasıl Oynanır vakfına hibe ediyorsunuz ve Tabii. gençleri Prusya Tabii. nasıl daha iyi oynanır buna yöneltiyorsunuz en Aynen nihayetinde. öyle yani.
Aynen öyle. Olması gereken budur. Bir nevi Robin Hood diyebilir miyiz sizin için? Günümüzün Ya Robin şimdi Hood'u. Robin Hood'un yani ideolojisi de çok aptalca bir ideoloji be kardeşim ya. O da bir İngiliz köpeği, affedersiniz yani. Aynen öyle kardeşim yani. İngilizlerden bize ne yarar gelmiş? Almancı olun kardeşim. Bismarckçı olun. Kan ve Neydi ya? demir yapın kardeşim. Kan ve demir diyeceksiniz kardeşim. Sokağa çıktığınızda kan ve demir ulan Bismarck deyin. Kesinlikle ya. Ya Bismarck bir kere gerçektir. Hiçbir Bismarck'ta bir filmde gördünüz mü öyle noni noni herifler oynuyor Bismarck'ı? Ne kadar böyle laz yer herif var. Ne kadar laz yer herif varsa hep onu oynatıyorlar Bismarck'ı. Ben Aynen seviyorum. öyle kardeşim. Ama O paspas gibi Robin bıyıklar kardeşim. O paspas gibi Hood'u. bıyıklar harbici bıyıklardır ya. Ülkücü bıyığıdır oğlum Bismarck'ın bıyığı. Ya ondan öte size şöyle bir şey söyleyeyim. Bismarck ordusunda emrediyor. Yürüyün Ha. diyor. Ay, Yukarıda yani. emret. Ay, Emret emir diyor. ver. Emir ver diyor yani. Emir diyor yani. Direkt o Ha. şekilde. Öbür türlü bir gidiyoruz Robin Hood'un filmlerine, bir bakıyoruz. Ne kadar abuk subuk herif varsa oynuyor. Hatta bir kere de Aynen şey de öyle. oynamış. Neydi o herifin ismi? Cem Yılmaz'ın kankası var ya. Gladiatör oynayan herif. Bak ismini unuttum, iyi mi? Aklım. Cem Yılmaz'ın kankası. Öyle öyle. Neydi onun ismi ya? Vallahi unuttum gitti ya. Gladiator oynayan herif işte. Süpermen'in babası. Sen onu da çok sevmem. Oynuyor yani. O bir nevi aslında sarayın adamı. O gizli bir vergi alıyor aslında zenginlerden. Aynen öyle. Özel tüketim vergisi alıyor yani milletten. O, yani bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok iyi dediniz. Robin Hood ÖTV'dir. Bu kadar. Robin Hood direkt ÖTV'nin kendisidir yani. Ya. İşte. Evet. Neyse dostlar. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için sonsuz kere teşekkürler. Desteğinizi esirgemediğiniz için de ayrıyetten bir teşekkürü daha sizlere borç bilirim. Bütün bu videoyu izleyenler bir yorumlarda kardeşim, sonuna kadar izleyenler yorumlarda Bismarck. bir Bismarck yazsın ya. Bir Bismarck yazsın da herkesin safı belli olsun kardeşim. Bilelim. Aynen öyle. Sayımızı bilmemiz lazım. Sayımızı bilmemiz şart yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.